Geçen hafta Karadeniz'de batan ya da batırılan Rusya savaş gemisi Moskova'nın görüntüleri birileri tarafından paylaşıldı. Ukrayna ve Rusya geminin durumuyla ilgili hala farklı şeyler söylüyor. Bu görüntü Rus savaş gemisi Moskova Karadeniz'de batmadan önce çekildi. Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle vurduğu kruvazörden ilk görüntüler yayınlandı. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda geminin yana eğildiği, komuta kulesinden yoğun duman yükseldiği görülüyor. Cephesini kaplayan kurum ağır hasar aldığının işareti. Mürettebatın hiçbiri görünmüyor. Çevresinde muhtemelen tahliye operasyonuna katılmış başka gemiler var. Filik alanlarının boş olması tamamlanan tahliye operasyonunun göstergesi görüntüler Kremlin Sarayı'na soruldu. Sözcü Dimitri Peskov, hepsini gördük ancak ne derece gerçek ve doğru olduklarını henüz söyleyemeyiz dedi. Rusya'ya göre Moskova Kruvaz 14 Nisan'da yangın çıktı. Ardından mühimmat patladı. Ağır hasar gören gemi limana çekildi sırada fırtına yüzünden battı. Ancak Ukrayna ve ABD Savunma Bakanlığı bunu yalanlıyor. Ukrayna ordusu Rus savaş gemisinin iki adet Neptün füzesiyle vurulduğunu, ardından battığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı da bilgiyi teyit etti. Gemide 510 kişilik mürettebat vardı. Rusya can kaybı ya da yaralı açıklamadı. Buna şüpheyle yaklaşılıyor. Belirsizlikler sürerken Rusya Savunma Bakanlığı gemi mürettebatının ilk görüntüsünü yayınladı. Rus denizciler ilhak altındaki Kırım'ın liman kenti Sivastopol'de törene katıldı. Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nikolay Yemenov yaklaşık 100 denizcinin önünden geçti. Videonun ne zaman kaydalandığı bilinmiyor. Moskova, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük savaş gemisi oldu. Stratejik bir hata olarak görülen Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya yeni bir darbe indi.